Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi koleksiyonumu göstereceğim. Çakı, bıçak, kelebek, muşta ve benzeri koleksiyonum var. Evet. Önce muştalardan başlayalım. Ya çok muşta sevmiyorum ama Instagram'dan falan kelebek alınca yanında bedava geliyor. Ya bazen hediye falan oluyor. Onlardan kalma şöyle bir ince muştam var. Kartallı. Şöyle dizelim abi. Burada da bir tane parmak muşta var. Dediğim gibi koleksiyonda bir tane olsun diye alınmış şeyler. Yani çok sevmem. Evet, burada bir tane Bell Bodyguard kalem çakımız var. Tam otomatik yaylı sistem. Bu da güzel bir alet. Ürünlerin linklerini bırakacağım bulabildiklerimi. Kelebeklere sonra geçelim. Burada herkesin Instagram'da gördüğü olmazsa olmaz stres çarkı çakı. 110 lira mı? Öyle bir civarda fiyat olması lazım. Şöyle açalım hepsini. Açık dursun. Evet. Bir tane çok eski, markasını bile hatırlamıyorum. Bakayım. CRKT'nin manuel ince çakısı. Biraz da sevdiğim bir çakı. Evet, burada tam otomatik. Yine markasını hatırlamadığım. 40-45 liraya, 30 liraya bulabileceğiniz kitlemeli otomatik çakılardan. Evet, burada bir tane daha otomatik çakımız var. Bu da Kolombiya'nın olması lazım aynen. Tam otomatik. Bakalım valla ben de koleksiyonu yeni çıkartınca hatırladım. Kolombiya'nın yarı otomatik çakısı var. Çok sevdiğim bir çakıdır. Linkini aşağı bırakırım. 155 lira civar olması lazım. Dokusu falan bayağı hoş. Hani önereceğim bir çakı. Gerçekten muazzam gözüküyor. Sesi falan da oldukça iyi. Yani kaliteli. Evet, burada bir tane yine cüzdan çakısı var. Evet, tek elimde kamerayı tutuyorum. Bunu nasıl açacağım acaba? Şöyle. Ne kadardır açmadıysam çakıyı artık. Çok ince, cüzdanlık bir güzel bir Chaplin modeli. Burada başka neler varmış? Yine yarı otomatik bir Kolombiya. Bunun şurasında şey vardı galiba. Çakmak taşı. Bıçağı sürttüğünüzde kıvılcım çıkıyor. Kamp için yine. Bu da güzel bir modeldir. Evet, burada bir de kamp bilekliği gibi bir şey var. Şurası flüt, burada pusula var. Bir de bunun içinde yanlış hatırlamıyorsam bıçak olması gerekiyordu. Aynen. Böyle açınca şu tarafı bıçak. Bu da yine güzel bir kamp malzemesi. Evet, bir tane karambitimiz var. Otomatik karambit. Karambit sallama videosunu da kanalımda bulabilirsiniz. Yani nasıl sallanır, nasıl hareketleri olur falan. Evet, bir tane İsveç çakımız var. 32'likti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Şimdi tek tek açmaya uğraşmayacağım. Evet, burada yine bir tane daha yanlış hatırlamıyorsam Kolombiya olması lazım aynen. Manuel bir çakısı var. Bu da güzel. Önerebileceğim bir model yine. Alt tarafında cam kırma şeyi var. Hani şu genelde otobüs minibüslerde olur ya. Cama vurduğunuzda kırılır. Ondan var. Yine sevdiğim bir model. Boyutu da gayet hoş bence. Evet, burada yine
Bit pazarından bulduğum bir tane neydi? Landmark manuel çakı Fade. Bayağı güzel bir çakı. Eğer linkini bulabiliyorsam aşağı koyacağım. Evet, burada bir tane ahşap Columbia Stiletto'muz var. Manuel. Şöyle yine kılçık. Çok güzel bir Stiletto. Evet, çakımız bitti mi? Kelebeklere. Şurada bir tane daha var. Bu da yine balıkçı çakısı diye geçer. Tek elle de açamıyorum ki bıçakları ya. Yine İtalyan balıkçı çakısı. Markası. Yine güzel bir çakı. Evet, sanırım tüm bıçaklar bitti. Yok, bitmemiş. Bir tane kıl çakı. Artık bacağımla uçuyorum. Klasik kıl çakı. Bir tane yine cüzdan cep çakısı dediğimiz bu olay. Hem gazoz açacağı hem de bıçak. Ne güzel küçük modeller. Burada bir tane bilenmemiş fırlatma bıçağım var. Zamanında AliExpress'ten almıştım. O zamanlar vergi yoktu. Çok ucuz bir fiyat olması lazım. Evet. Burada bir tane North Face'in kamp baltası var. Bunu da yine çok severim. Şöyle mükemmel bir balta. Evet, masada yer kalmadı. Kelebekleri nereye koyacağız? Daha çok kelebeklerle ilgilendiğim için bunları unutmuştum vallahi. Kelebekleri de alta dizeriz. Evet, şimdi kelebeklere geçelim. İlk önce benim shorts videom dünyanın en küçük kelebeği olan bu kelebeği hatırlıyorsunuzdur. Nereden aldığımı soranlar olmuş ama ben de hatırlamıyorum. İnanın 2 sene önce antikacıdan almıştım, antikacının birinden. Yani nereden bulabileceğinizi ben de bilmiyorum. Yine güzel antika. Sevdiğimiz bir kelebek. Evet, burada gelelim. Burada bir tane dandik 40 liralık bir tane kelebeğimiz var. Bunu Instagram'daki kelebekleri inceliyorum videomda da söylemiştim. Arkadaşlar, kelebeğin keskin kısmı bu tarafa bakıyorsa ve pini burada değilse bu kelebekle hiçbir hareket yapamazsınız. Ha diyorum ki ben sallamak için almıyorum abi zaten falan filan diyorsanız yine dokumaları falan güzel bir kelebek. Şöyle. Ama dediğim gibi yani bunların pininin burada olmaması lazım ki Benchmade'in neredeyse %70'inde bu pinleri hep buraya koymuşlar. Sevmediğim bir olay dediğim gibi. Yani sallayamazsınız adam gibi kelebeği. Evet, ilk kelebeğimiz bu. Benchmade'in. Markasını hatırlamıyorum. Linkini bulursam koyarım mutlaka. Evet, burada bir tane daha kelebeğimiz var. Benim çok beğendiğim bir kelebek. Pini doğru yerde. Hafifliği gayet güzel. Eğer materyaliniz yoksa kelebekleri sıkmak için. Burası direkt yıldız tornavida. Gayet önerdiğim bir kelebek. Şekil olarak da güzel, boyut olarak da iyi. Ağırlık olarak da 100 gram olması lazım. Markasız bir kelebek. Instagram'dan almıştım. Linkini yine aşağı bırakırım. İsteyenler bakabilir. Benim favori kelebeklerimden biridir. Yani almışken şu pini bu tarafta olan kelebekleri almamanızı tavsiye ederim yani. Özellikle sallamak için alıyorsanız konuşamıyorum. Evet, burada yine en eski kelebeklerimden olan Kolombiya'nın orijinal Ustura kelebek bıçağı. Hayatımda bu kadar keskin bir bıçak görmedim gerçekten. Yani o yüzden pek sallamayı tavsiye etmiyorum.
Ciddi manada o kadar keskin ki elimi yarıyor direkt geldiğinde yanlış kabzayı yerim. Yine güzel bir kelebek. Kolombiya'nın. Evet, burada emektar var. Benim yine Benchmade'in ilk kelebeğim. Bunun da şeyi buradaydı. Pini buradaydı. Aynı şu Benchmade'de olduğu gibi. Hatta bunlar aynı seri olarak geçer. Sadece desenleri farklı. Bunu ben demir testeresiyle kestim buradan. Ve kendime böyle biraz da gevşettim. Modifiyeli kelebek yaptım. Yine sallamak için mükemmel oldu benim için. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani Benchmade alıp orayı kesip buraya da bir işaret koyduğunuzda kendinize ucuzdan 40-50 liraya sallama kelebeği oluşturabilirsiniz. Ama bunu alacağınıza 80 liraya şunu almanızı tavsiye ederim yani. Ağırlıkları aynı zaten. Evet, burada yine daha önceden Instagram'dan almış olduğum yine pini yanlış tarafta ama pini yaylı olduğu için rahatsız etmiyor. Yine Benchmade'in bir CSGO kelebeğine benzer bir yapıda bir kelebeği. Boyut olarak çok güzel, ağırlık olarak mükemmel. Ya tam bir koleksiyoncu kelebeği yani. Bulursam yine aşağı veririm linkini. Gayet güzel, sevdiğim bir kelebek. Zamanında galiba yanlış hatırlamıyorsam 100 liraya falan almışımdır. Ama şu an ne kadar olduğunu dediğim gibi bulup koyarsam görürsünüz. Evet, burada benim çok fazla önerdiğim Amazon'dan almış olduğum bu kelebek tarak var. Gerçekten de mükemmel. Yani sallama açısı olarak pinin doğru yeri olması, kabzaların bıçağa göre daha ağır basması. Zaten bir kelebek alıyorsanız şu an ekrana koyduğum kelebeği almayın arkadaşlar. Eğitim kelebeği olarak geçer ama o lanet kelebeklerin burası her zaman kabzadan ağır basıyor. Ve eğer bıçak kısmı kabzadan ağırsa o kelebekle hareket yapamazsınız. Zaten eğitim kelebeğini süs için almıyorsunuzdur. Yani sallamak için alıyorsunuzdur. Yani size tavsiyem o kelebekleri almayın. Çünkü bir bok yapamazsınız o kelebeklerle. O yüzden bunu öneriyorum. 70 lira artı 25 lira kargo ile beraber, kargo diyorum, vergi ile beraber 90 lira falan oluyor. Linkini aşağıda bırakıyorum. Eğer eğitim kelebeği istiyorsanız, ya ben sallamaya başlayacağım falan diyorsanız size önereceğim en iyi kelebeklerden biri bu. Diğeri de bu 80 lira olan bu markasız kelebeği öneririm size. Ama dediğim gibi keskin istemiyorsanız mutlaka bunu öneririm. Benim de çok memnun olduğum bir kelebek. Evet, kaldı geriye iki tane en pahalı kelebeklerimiz. İkisinin de inceleme videosu kanalda şu an açacaklarımın. Bir tanesi Bokehammer Balisong Trainer. 128 gram ideal. Boyutu normal kelebeklere oranla şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz daha büyüktür. Sallama açısından iyi bir kelebek. Sevdiğim bir kelebek. Yani şöyle boyunun ne kadar büyük olduğunu şuraya koyunca anlarsınız. Bunun da inceleme videosunu kanalda bulabilirsiniz. Bokehammer Balisong Trainer diye. Orada detaylı bir şekilde anlatıyorum, sallıyorum, gösteriyorum. Şöyle koyalım. Evet, geldik. Daha bu aralar yeni almış olduğum Squid Industries'in 1500 liralık bıçağına. Yani bıçak da değil, eğitim kelebeğine. Bunun da inceleme videosu kanalda mevcut. Orada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Evet, şu mükemmelliğe bakın ya. Mükemmel bir sallama kelebeği. Biraz parası tuzlu ama yapacak bir şey yok. Boyutu yine şu şekilde. Bayağı büyük. Ki sallama kelebeklerinin genelde boyu bu kadar böyle büyük oluyor. 78 gram. Evet, kelebeklerimiz bu kadar. Daha atlamış olabilirim yani. Bilmiyorum, birkaç tane daha vardı diye hatırlıyorum. Ama bulamadım. Bir yerlere düşmüştür herhalde. Evet, şimdi bir iki tane beyzbol sopası, bir tane de jobum var. Yani hazır tüm her şeyi gösterirken onları da göstereyim. Burada bir tane plastik polis jobu mevcut.
Boyut bu şekilde. Şuraya koyalım. Bir tane de Delta Mini bat'imiz var. Küçük boy. Beyzbol sopası zaten boyutundan anlıyorsunuzdur. Genelde arabanın bagajına falan atıyorlar bunu. Ne güzel bir sopa. Bu da orijinal bat. Yani orijinal boyut. Büyüklüğünü şöyle kamerayı şey yaparak göstereyim. Klasik beyzbol sopası. Home run. Bayağı da ağır. Bunu şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. Koleksiyonum bu kadardı. Bunun gibi videoların devamı ve eğitim videolarının devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ya bu aralar neredeyse %97'lik kısım abone olmuyor. Şu an ekrana koyuyorumdur zaten. Abone olursanız mutlu olurum. Yani benim de bu şekilde daha fazla video atmama neden olursunuz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.